Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli kaynakları azami derecede kullanarak geliştirdiği birbirinden müthiş teknolojiler envantere girmeye devam ediyor. Ülkemizin kullanım alanı açısından en geniş seçeneğe sahip olan devasa savaş gemisi TCG Anadolu göreve başlıyor. Sahip olduğu üstün özellikler ve kabiliyetlerle şimdiden düşmana korku dolu geceler yaşatmaya başlayan TCG Anadolu envantere girme hazırlığında. 232 metre gibi devasa bir boya sahip olan TCG Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin amfibi hücum gemisi sınıfında ilk gemisi olarak 100'den fazla silahlı insansız hava aracına ev sahipliği yapacak ve Türk ordusunun kıtalar arası operasyon gerçekleştirebilmesini mümkün hale getirecek. Sahip olduğu bu üstün özellikle dünyanın ilk SİHA gemi soyunma da sahip olan TCG Anadolu'yu gören Yunan spikerse adeta fenalık geçirdi. TCG Anadolu gemisini detaylı şekilde inceleyen ve Yunan kamuoyuna aktaran meşhur Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin TCG Anadolu gemisiyle alakalı kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun 2023 yılı içerisinde Türk donanmasına teslim edileceğini hatırlatan meşhur Yunan spiker İoannis Theodoratos, TCG Anadolu, dünya çapında İHA kullanabilen ilk deniz platformu olacak. Bu gemi, hava kuvvetlerimiz ve kara kuvvetlerimiz için kolay bir hedef olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bu teknolojiye sahip olması bizim için hiç hayırlı değil yorumunda bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, geleceğin tasarımı olarak nitelendirdiği TCG Anadolu'nun Yunan ordusunun sahip olduğu füzelerle kolaylıkla vurulabileceğini ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bu teknolojiyi üretebilme kabiliyetine kavuşmasının Yunanistan için uzun vadede büyük sıkıntılara sebep olacağını itiraf etti. Ülkemizin TCG Anadolu gemisi gördüğünüz üzere pek çok devletin ilgisini çekiyor. Bu projeyi gerçekten yakından takip ediyor ve geldiği noktayı çok ama çok yakından analiz ediyorlar. TCG Anadolu'nun göreve başlamasıyla bölgede dengelerin ne kadar büyük bir değişime uğrayacağını ifade eden pek çok Batı medyasında analize rastlıyoruz. Ülkemizin bu güç ve kudretle birlikte Mavi Vatan'da hiç olmadığı kadar üstün bir noktaya taşınacağını ve Batı devletlerinin bu bölgede artık eskisi kadar rahat bir şekilde aşık atamayacağını görüyoruz. Bunu Batı devletleri de görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlendikçe bu bölgeye daha fazla hakimiyet kuracağını ve bu bölgede Türkiye'ye rağmen hiçbir hamle yapılamayacağını fark ediyorlar. Uyguladıkları ambargolar, uyguladıkları her türlü yasaklama Türkiye Cumhuriyeti'ni durdurmak yerine daha da güçlendiriyor. Ülkemiz bu teknolojileri milli ve yerli kaynaklarla geliştirdikçe her açıdan bizi sıkıştırmaya çalışan Batı devletleri, her türlü oyunu oynamaya çalışan Batı devletleri, savunma sanayi sektörümüzü batırmaya çalışan Batı devletlerinin planları başlarına çalınıyor. Türkiye, milli mühendislik çabalarıyla geliştirdiği bu tarz teknolojilerle gerçekten üstün bir noktaya ulaştı. Daha da ulaşacak, daha fazla teknoloji geliştirecek. Şu an Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonu altında 750'den fazla proje eş zamanlı bir şekilde devam ettiriliyor. Çok kısa bir takvimle tamamlanacak olan bu 750 projenin ardından Türkiye tabii ki durmayacak. 1750 proje, 1500 proje, 2500 proje derken akıl almaz sayılarda yeni projelerin startı verilecek ve Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayinde üretilebilecek ne varsa hepsini yerli ve milli olarak üretmeye başlayacak. Amacımız kendimizi, bekamızı garanti altına almanın ötesinde uluslararası arenada söz sahibi olmak. Amacımız uluslararası küresel pazardan daha büyük pay kapmak ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını da savunma sanayi sektörüyle taçlandırmak. İnşallah bu konuda çalışmalar yürütülüyor ve yürütülmeye de devam edilecek. Geleceğin teknolojilerini şimdiden üretmeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu üstün kabiliyetleri dünyayı gerçekten hayrete düşürüyor. Türkler bu teknolojileri nasıl üretiyor? Türkler bu kadar kısa bir sürede bu silah sistemlerini nasıl geliştiriyor sorusunun cevabını arayan Batı medyası bu soruların cevabını henüz bulamıyor ama ülkemizin milli ve yerli bir bilinçle devam ettirdiği savunma projeleri tüm dünyayı şoka uğratmaya ve endişelendirmeye devam ediyor. Endişeleniyorlar çünkü güçlü olmamızı istemiyorlar. Endişeleniyorlar çünkü ayağa kalkmamızı istemiyorlar. Endişeleniyorlar çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenip ayağa kalkması ve dünyada küresel bir oyuncu olması halinde eskisi kadar kolay at koşturamayacaklarını, mazlum devletlere eskisi kadar rahat eziyet edemeyeceklerini, masumların kanı üzerinden eskisi kadar rahat para kazanamayacaklarını biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni işte bu yüzden engellemek istiyorlar. Bu yüzden çelme takmak istiyorlar. Savunma sanayi sektörünü çökertmek ve üretim yapılamaz hale getirmek istiyorlar. Ama biz durmayacağız. Ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun güçlenmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun ambargoları ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz. Gerçekten bunu başaracağız ve bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanla mevcut olduğunu biliyoruz. İstediklerini yapsınlar. Bizi bu yoldan döndürmek, ülkemizi karşılarında diz çöktürmek için ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğru bildiğimizden geri durmayacağız. Savunma sanayi sektörümüze sahip çıkacağız. Savunma sanayi sektörümüzü koruyacağız ve projelerimizin takipçisi olacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti her geçen sene katlayarak arttırdığı savunma sanayi ihracatıyla dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline geldi. Bugün Alman medyası, Fransız medyası, İngiliz medyası, Amerikan medyası aralıksız bir şekilde Türkiye'nin ürettiği silah sistemlerini analiz ediyor. Aralıksız bir şekilde Türk savunma sanayi ürünlerini detaylı şekilde anlatıyor ve okuyucularını bilgilendirmek istiyor. Çünkü gelen tehlikeyi fark ettiler, büyüyen tehlikeyi fark ettiler. Türkiye geliyor ve Türkiye Cumhuriyeti tekrardan ayağa kalkacak. Türkiye Cumhuriyeti tekrardan üretimi devam ettirecek ve hepsinin planlarını başına çalacak. Biz Türk milletiyiz. Mazlumların ahı sizin üzerinizde ve mazlumların hakkını almak için geliyoruz. Biz Türk milletiyiz. Ezdiğiniz, sömürdüğünüz Afrikalıların ahı sizin üzerinizde ve biz o Afrikalıların ahını sizden almaya, öcünü almaya geliyoruz. Eğer bizi durdurmaya çalışırsanız daha da güçleneceğiz. Eğer bizi diz çöktürmeye çalışırsanız daha da dik duracağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu ecdadımızdan aldığımız mirastır. Zamanında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman nasıl sizi öttürdüyse biz de öttüreceğiz. Emin olun değerli takipçilerimiz, bunu yapacak kudrete elbette ulaşacağız. İnşallah devletimiz, inşallah milletimiz çok daha güçlenecek. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla geliştireceğiz. Bugün mevcut olan silah sistemlerini değil, onları zaten üretmeye başladık. Hayal edemediklerini üreteceğiz. 22. yüzyılın silahları olarak gösterilen lazer teknolojilerini, insansız savaş uçağı teknolojilerini, askeri uydu teknolojilerini geliştireceğiz ve onlardan önce envantere kazandırarak ön plana çıkacağız. Askeri anlamda onların önüne geçeceğiz ve işte o zaman tekrardan Türk hakimiyetini dünyaya hakim kılacağız. Türk savunma sanayi şirketleri birbirinden müthiş teknolojileri üretmek için sadece devlet desteğini beklemiyorlar. Binlerce şirketimiz kendi öz kaynaklarını kullanarak, yani kendi ceplerindeki paraları riske ederek bu projelere başlıyorlar. Mesela bugün gururlandığımız, övündüğümüz teknolojilere baktığımızda mesela TUSAŞ'ın Hürjet projesi. Geçtiğimiz hafta bu projeyi gördüğümüzde ne kadar gururlanmıştık değil mi? TUSAŞ bu projeyi devlet desteğiyle değil, kendi öz kaynağıyla gerçekleştirdi. Baykar Makina'nın Kızıl Elması kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. Ve bunun gibi binlerce proje firmalarımızın kendi paralarıyla gerçekleştiriliyor. Çünkü milli bir bilinç devrede ve devletimizin güçlenmesi için herkes elini taşın altına koyuyor diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kim bu vatan için taş üstüne taş koyuyorsa Rabbim hepsinden razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.